Arkadaşlar selamlar. Ben Enes. Ben Aybüke. Evet hayatım. Mükemmel Bugün bir gün. neredeyiz? Bugün Kosova Priştine'deyiz. Bugün buraya gezeceğiz. Şu anda İskender Bey Meydanı'ndayız. Azize Terasa Bulvarı olarak da geçiyor. Arkamızda İskender Bey heykeli var. Bu cadde trafiğe kapalı bir cadde. Bizim Taksim Caddesi gibi Evet. düşünün. Sağlı sollu kafeler, yemek yiyebileceğiniz restoranlar, oteller bulunuyor. Aslında en önemli yer Meydanlardan bir burası. tanesi, evet. Aynen. Geldiğinizde zaten direkt buraya geliyorsunuz. Yani Aynen. herkes buraya geliyor. Rahat bir şekilde Daha sonra buraya gezebilirsiniz. geldikten sonra arabanızı bir yere bıraktıktan sonra başka yerlere de gezebilirsiniz. Diğer Şimdi tarihi bazen yerlerde yakın genellikle oldu buraya. şeyde. Yani yürüyebilirsiniz 5-6 dakika belki 10 dakika. Zaten bazı yerler hemen çok yakın Bu birbirine. cadde birazcık uzun bir cadde. Evet. Beraber gezeriz şimdi. Bir de bir şeyler. Atıştırabilirsek bir şeyler atıştıracağız. Ben değil. Bebek acıktı. Bebek acıktı. Asla. Ben Bas. asla acıkmam. Hadi başlayalım. Şurada Bill Clinton heykeli de var bak. Ha, solda. Okumuştum ya sana. Yani en başta şimdi biz en yukarıdan giriş yaptık. En yukarıdan giriş yaptığımızda Bill Clinton heykeli, o da heykeli, o da Bill Clinton kendi girip açmış. Daha sonra Açılsın. karşısında da hemen burada İskender Bey Tiyatro var. Meydanı var. Tiyatro binası var bir İskender tane. Bey Meydanı'nın karşısında hemen tiyatro binası var. Tiyatro binasından doğru aşağı doğru yürüyeceğiz. Sağlı solu güzel kafeler var. Çok şık restoranlar da var. Yani içerisine gir dışarısına Şey, görebileceğin. Azize Teresa Ortodoks Kilisesi de Kilisesi. buraya. Bir de o Ortodoks Kilisesi, buradaki tek Ortodoks Kilisesi biliyor musun? Aa, bilmiyordum ben mesela. 99 yılında mı ne yaptırmış ve yapımında, iç yapımında Makedonyalı ve Sırp şeyler Ortodokslar. çalışmış mimarisinde. Sadece Kosova'da bulunan 100 tane Ortodoks çalışmış. Çok iyi. Yani şöyle Priştine'nin özellikle yani Kosova'nın ve Priştine'nin büyük çoğunluğu Müslüman olduğu için o yüzden yani herhalde geldiğinizde mesela daha batıda olup da bir yabancı ülkeye gittiğinizde en çok camiyi burada görürsünüz. Türkiye gibi Evet. falan diyebilirsiniz. Yani bir tane Ortodoks kilisesi Tamamen olmasından Müslüman belli. zaten bir ülke. Aynen. Euro kullanıyorlar. Bir de tarihi meydanı bu İskender Meydanı'na geldiğinizde arabanızı bir yere bıraktıktan sonra dediğimiz gibi yürüme mesafesi. Şimdi biz internetten baktık, biraz araştırma yaptık. Neler vardı bebeğin hemen yakınımızda? Hemen yürüyerek gidebilecek, görebileceğiniz yerler var. Birinci Anıtı Murat var. Camisi Cami var. pardon. Bunun yanında Fatih Camii var. Evet. Tamamen Fatih Sultan Mehmet emriyle yaptırılmış bir cami. Oralarda ufak ufak zaten gezeceğiz. Saat Kulesi var. Saat Kulesi de zaten Fatih Sultan Fatih Mehmet Sultan Mehmet Cami. Camii'nin hemen arkasında Yakın. kalıyor. Birbirine çok yakın yerler. Yani böyle bazı noktalara 10 dakika yürümeyle gidebilirsiniz. Bazı noktalar zaten bu caddede konumlanmış Evet. O oluyorlar. yüzden hep beraber şimdi yürüyelim, görelim. Hadi gezin, Kosova'yı keşfedelim. Hadi bakalım. Evet aşkım. Yürüyelim şimdi. Kosova'nın şimdi bu dediğimiz caddede yürüyoruz. Kafeler var. Ezan okunuyor bak. Evet. Şu an sese gitmeyebilir ama ezan okunuyor. Biz buraya niçin geldik? Belki siz de bunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü Kosova'da yapılacak şeyler sınırlı olduğu için belki Aynen. tatilinizi 4-5 güne ayarlamışsınızdır bilmeden ya da orada kalmak istiyorum diye Bu yapabileceğiniz bazı arada şeyler var. evet, buraya kesinlikle 4-5 gün falan ayırmayın. Zamanınız ve paranız, verdiğiniz otel paranız falan çöp olur. Hiç gerek yok. Ya, hep aynı şeyden bahsediyoruz. Buraya Şöyle. maksimum bak bizim dediğimiz aktiviteleri de aktivite olarak yaparsalar yani 2 gün. İşte bir gün buraya gezdim, bir gün de onu yaptım. Bak benim doğum günüsümdü, kutsal doğum günüm. Cuma gününe geliyordu. Biz de dedik ki bari madem benim doğum günüm gidelim bir şeyler yapalım Kosova'da. Çünkü gezmek beni her zaman daha çok tatmin ediyor. O yüzden de biz dedik ki tamam araba kiralayalım gidelim. Araba kiralamışken de zaten araba kiralamamızı 30 liraya yaptık. Arkadaşlarımız ve bizim beraber ortaklıkla çalıştığımız arkadaşlarımız var. Siz de geldiğiniz zaman bize yazarsanız size araba temin edebiliriz. Problem olmaz. Daha sonra araba kiraladıktan sonra da hemen bir saatte zaten geldik. İşte biz de Kosova'da bir tane otel bulduk hemen akşam. Zaten anlık Aynen. oteller boş Zaten bir olduğu gece için. kalacağımız için çok da böyle bir şey aramadık. Evet. Otel de 25-30 euro bir şeydi. Daha sonra da geldik meydana. Bugün de meydanı gezeceğiz. Üsküp'e evimize geri döneceğiz. Aynen. Şu an buraları geziyoruz. Bayağı güzel gözüküyor. Şimdi Balkan gezinizi yaparsanız Kendiniz şöyle yaparsanız. yapabilirsiniz. Aynen. Kendiniz yaparsanız yani bir tura vesaire katılmayacaksanız. Üsküp'e gelirsiniz. 2 gün Üsküp'ü gezersiniz. Matka'ya, Ohri'ye falan. Sonrasında da buraya gelip bir günde birkaç saatte buraları gezebilirsiniz. Yani Evet. dediğimiz gibi ekstra bir şey yapacaksanız bizim gibi tatilde olsun, dinlenelim, yorulduk falan Buraya filan geldiniz, boş diyorsanız vaktiniz var. boş vaktiniz var. Gidip oraya kendiniz artık Evet. eğlenebilirsiniz çoluğunuzla, Başka çocuğunuzla. yerler de vardır illa ki araştırıp bakabilirsiniz. Tabii ki Evet. Kosova'nın öbür tarafları
vesaire için gezebileceğiniz illaki yerler var. Ama Priştine için konuşuyoruz. Önceki gelişimizde bu caddede şey vardı. Hatırlıyor musun panayır? Mesela önceki gelişimizde bu caddede çok güzel bir panayır vardı. O da bayağı güzeldi. Hatta yılbaşında da bu caddeyi tamamen trafiğe kapalı olduğu için bu caddede sahne kuruyorlar. Şey, açık hava sineması vardı. Şuranın tepesine çıkmıştık o gün akşam. 2 euro ya 3 euro muydu öyle bir şeydi. Doma çıktık ya. Orası değil de. Oraya çıktık ya. Bir de şöyle bir şey var. Pazar günü geldiğinizde genelde kafeler bile bazen açık olmuyor. O evet, yüzden Balkanlarda ve Avrupa'daki problem. Gerçekten öyle. Mesela biz de pazar günü gitseniz tarihi bir yere full açıktır. Yani İstanbul'da özellikle her yer açıktır. Her türlü işinizi görebilirsiniz. Alışverişinizi yaparsınız ki özellikle pazar günü açarlar. Evet arkadaşlar, şimdi de Rahibe Teresa Katolik Kilisesi'ne geldik. Bu tamamen en baştaki caddenin en sonunda yer alıyor. Burada Rahibe tek Katolik Kilisesi burası da bulunuyor. Şimdi beraber içini gezeceğiz. Hadi bakalım. Ay. Zor kalkıyorum artık. Kilise mimarisinde cam mimarisini, resimleri çok iyi yapıyorlar. Bir de çiçeklerle beraber. Aynen. Bir de genelde mesela burada yok ama tavanları çok güzel mimariler yapıyorlar. Bak yukarıda şey var. Kiliselerde bulunan piyanistlerin olduğu ses sistemleri diye geçiyorlar. Evet aşkım, şimdi saat kulesine geldik. Buranın hakkında ufak bir bilgi verebilir misiniz izleyicilerimize? Tabii. Şimdi 1840 yılında yaptırılmış bu cami. Özellikle buranın valisi Mehmet Yaşar Paşa tarafından yapmış ve Priştine halkını namaza davet etmek için yapılmış. Saat ve kulesi. Aynen. Çan çaldı ya biraz önce. Evet. Ondan kaynak. Mesela bu çan çaldığı zaman insanların buradaki esnafın kepengini kapatıp namaza gelmesi bekleniyormuş. Yani böyle bir beklenti varmış. Önceden buranın en yüksek yapısı buymuş. Saat kulesi en yüksek aynen yapılardan bir tanesiymiş. Aynen, her yerden görülsün diye. Bunun yanında da Kender Bey heykeline, meydanına da yaklaşık bir 10 dakikalık mesafe yürümede, yani hani öyle çok uzakta bir yerde değil, merkezde bir konumda yani. 26 metre uzunluğunda ve 6 gen olarak inşa edilmiş. Bizim Balkanlarda gördüğümüz ve sürekli olarak tartışma konumuz ne? Genellikle Balkanlardaki yapılara çok iyi bakmıyorlar. Duvar yazıları vesaire çok fazla. Grafiti yapılıyor vesaire, aynen, böyle şeyler oluyor. Aynen. Onlar çok hoş olmuyor. Yapının da kapılarını deforme olmuş birazcık. Ama gelip görebileceğiniz ve tarihi hakkında da güzel bilgiler alabileceğiniz bir yer. Yani önünde şöyle bir hani bir bariyer, böyle bir ayrıca girebileceğiniz bir alan yok. Arabayı biz hemen sağ tarafa bıraktık. Önünde caminin hemen yanında bir bekleme alanı gibi bir şey var. Oraya bıraktık. Normal ana yolun içerisinde, ana yolun üzerinde bir alan. Yani etrafında koruma gibi, yani bir bariyer tarzı, bir içeri girip bakabileceğimiz, dolaşabileceğimiz, etrafına bir şey yapılmamış. Yani etrafında tabii arkada da belki görüyorsunuz. Sağ taraf
okul gibi bir şey var. Tam ona bakmadım. Okul, hastane, üniversite gibi bir şey var. Yan taraflarda zaten ufak tek katlı evler var, gece kondu vesaire. Hani çok fazla, hani bizde nasıl oluyor? Kaleler bunlardan yapılmış olabilir büyük ihtimalle, bilmiyoruz ama bizde nasıl oluyor? İşte yenileme çalışmaları oluyor, Evet, boya gibi yani, onu tozunu restorasyon kaldırıyorlar. oluyor, Evet. ne bileyim güçlendirme oluyor, etrafı kapatılıyor, koruma altına alınıyor Evet. yani tarihi yapı. Bir tık daha bakılma oluyor yani. Her ülkede oluyor aslında. Aynen. Bu arada Saat Kulesi Fatih Camii'nin de arkasında kalmış oluyor. Yani Evet. hani buraya geldiğinizde direkt Fatih Camii'nde gezebilirsiniz. Yani ilk önce gidip Fatih Camii'ne geldiniz ya da görürsünüz de Aynen. hadi ne Hemen oldu görmediniz. sırtıyla. Evet, sırt sırta. O yüzden Fatih Camii'ni de görmek isterseniz. İstersen Fatih Camii hakkında Fatih Camii'yle beraber de bir dolaşırız. Fatih Aynen, Camii hakkında da bilgi veririz. bir içine izin Girebiliyorsan. Evet, verirlerse. içine gir. Şu an namaz vaktindeyiz. Ezan vaktindeyiz. Biraz önce dediğimiz gibi çan çaldı. Ezan vaktindeyiz. O zaman Fatih Camii'ni gezdiğimizde tekrar görüşürüz. Şöyle etrafında oturma alanları var, küçük küçük. Küçük bir bahçe yapılmış aslında, yapılmamış dedik ama. Yapılmış ama yani korunmamış. Öyle Evet. bir problem var. Korunmuş diyebilir miyiz? Şu an bilemiyorum. Etrafı da böyle. Bir iki bank konulmuş. Şöyle temas edebiliriz. Taş. Taş. Böyle taşlar tarih. Hemen arkasındaki Fatih Camii diye bahsettiğimiz camide hemen görmüş olduğunuz bir yolun diğer tarafında. Zaten önünde de yaya yolu var. O da bayağı güzel gözüküyor buradan doğru. Ön tarafı da var tabii. Ön tarafından bakmak daha Üç güzel olabilir. tane şey var. Kubbesi Neyleri? var. Giriş kubbesi var. Aynen. Hadi gidelim bari Fatih Camii. Şimdi Fatih Camii'ne geldik. Bu cami Filistin'in en önemli camisi. En önemli ibadethanesi. Çünkü bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından emriyle yaptırılmış. 1400 yıllarda mı? 1400'lü yıllar. 1461 yılında inşa edilmiş. Tamamen tipik Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş. Ama buranın 17. yüzyılda Avusturya Macaristan Kosova'ya, Priştine'ye işgal edince devralmış ve o dönemde kilise olarak kullanılmış burası. Yani işgal ettiği dönemde klasik zaten. Aynen. Bazı İbadethane. camiler, ibadethaneler değiştiriliyor ya da bir Aynen. şey yapıyor. Yani Aynen. tabii Kendi herkes işlevini Osmanlı kadar. nazik ve Evet. kibar. İkinci Dünya Savaşı sonrası da camiye geniş kapsamlı bir restorasyon yapılmış. Bunun yanında büyük bir deprem olmuş 1955 yılında Priştine'de. Minarelerden sadece bir tanesi kalmış. Normalde kaç tane minaresi vardı? Onu yazmamışlar. Normalde kaç tane minaresi vardı Üç bilmiyoruz. kısmı. Aynen. Buraları rehberle gezmiyoruz sonuçta. Herkes rehberle Birazcık gezemiyor biz herhalde. ufak bir araştırma yaparak geliyoruz. Size de bunları aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Yani siz de Normal geldiğinizde yani aslında bilmiyorsun daha çünkü. fazla araştırma yapabilirsiniz. Yani gezdiğiniz yerler hakkında sadece gezdim çıktım gördüm çıktım gibi yapmanız sizin için Ya daha genelde de avantajlı olur. oluyor aslında. Şöyle insanlar ne yapıyor? Hemen gezilecek yerler yazıyor. Sadece isimlerine bakıyor. Hangisi daha güzel, cazip geliyorsa onu geziyor Fotoğraf gidiyor. Ha. görüntüsü hangisinde daha güzelse Aynen öyle. Onu onlara görüyorum. gidiyorlar. Az önce şimdi arkamızda da birkaç tane hem iki tane yani bir iki tane çift çocuklarıyla gelmiş. Bir iki tane insan vardı valizleriyle gelmişler. Fotoğraf çektiler gittiler. Saat kulesi. Tamam saat kulesi de ne? Saat kulesi ne yani? Niye Sen yapılmış? Kosova'ya Ne niye zaman? geldin? Kim yapmış? Çünkü Evet. burada Balkanlar özellikle çok orta noktada olduğu için çok fazla millet buraya saldırmış, burayı iyi yönetmiş. Yani buraya baktığınızda büyük bir çoğunluğu Arnavutça konuşuluyor zaten. Sırplar var. Sırbistan'dan çok yakın. Hatta Sırplı Sırplar problemleri Kosova vardı, evet. bizimdir diyor. Ama baktığında Osmanlı çok fazla, çok uzun bir süre buraya 600 sene hüküm 600 yıl sürdü hüküm sonuçta, evet. sürmüş buraya. Yani Avusturya Macaristan burayı işgal etmiş. Çok çeşit kültüre sahip olmuş. Cami bu şekilde bayağı Bir güzel de gözüküyor bahçelerden. 1990 yılında Sırbistan Cumhuriyeti tarafından burası istisnai önemli yer olarak. Kosova içerisindeki istisnai önemli noktalardan bir tanesi bu. Aynen. Ya istisnai önemli önemdeki kültürel yapı Tamam, olarak o yüzden ifade işte. edilmiş ve bundan dolayı da bir tık koruma altına alınmış.
Bunun yanında da Priştine nüfusunun çoğunluğu Müslüman olduğu için buraya çok önem veriyormuş. Zaten Priştine'ye geldiğinizde gerçekten pek çok yerde cami var. Mesela Üsküp'te belli bir noktada var. Ama burada biz bir ara kaybolduk, biz kaybolduk arabayla. Bayağı her yerde cami görebilirsiniz. O zaman görüşürüz. Evet bebeğim, son lokasyonumuz Kosova'da neresi? Ulusal Kütüphane'ye geldik. Bu arkamda gördüğünüz kütüphane. Kosova'nın en çok ilgi çeken yapılarından birisi. Burayı Hırvat bir mimar yapmış. Yani onun eseriymiş. Bunun yanında da çok, yani Kosovalılar için en büyük önemi kendi tarihlerine ait pek çok doküman bulunuyor içeride. Ve 5000'den fazla gazete arşivi, önemli eserler, önemli el yazmaları vesaire bulunuyor. Bayağı da büyük bir yapıymış. Gelirseniz içeriği de gezebilirsiniz. Bayağı turistlere güzel açıkmış ve ücretsizmiş. Aa, çok iyi. Aynen. Arkasında da hemen bir, yine bir farklı bir kilise var. Orayı evet, da görebilirsiniz. Yani güzel mekanlar yok değil, var tarihi yerler. Drone uçağına güzel var. Köpek hemen drone'a saldırdı. Bütün koptu, görmedim onu. Zaten burası hemen merkezde. Aynen. Karşımızda neresi var bebeğim? Az önce oradan geldik. Kilisesi var. Hemen şurası. Az önce oradaydık. Oradan hemen parkın içerisinden yürürseniz o kütüphaneye ulaşabilirsiniz. Ulusal park diye geçiyor. Yani halka açık bir park. Hemen aşağımızda yemek yenebilecek yerler var. Aynen. Yani çok dar bir alanda her yeri gezebilirsiniz. Öyle bir imkanımız var. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı açığız. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. We'll be right back.